Anadolu liseleri bir ara bir dil eğitimi vermeye başlamıştı ama şu anda Anadolu liseleri artık dil öğretemiyor. Dolayısıyla yani liseyi bitirdiği zaman iyi bir dili olan sadece ve şey oluyor. Çok biliyorsunuz belli kolejler, özel kolejlerde sadece dil öğrenilebiliyor artık Türkiye'de. Şimdi asistanlığa girişte dil barajını yüksek tutmak bence dedi şey oluyor. Yani sosyolojik olarak baktığımızda yani ülkedeki hani tırnak içinde Anadolu çocuklarını akademiden uzaklaştırmak için bir taktik olarak ortaya çıkıyor. Sadece elitistlere rezerve edilmiş bir meslek haline getiriyor akademisyenliği. O yüzden ben akademisyenliğe yani asistanlığa girişte dil barajının düşük tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela ben bunu rahatlıkla savunuyorum çünkü işte benim Fransızca'da, İngilizce'de işte KPDS dil puanım 90'ın üstünde. Dolayısıyla hani ben bunu bak işte yabancı dili kendi başaramamış da alamamış da o yüzden bunu söylüyor diyemezler benim için. Hani benim öyle bir rahatlığım var. Dolayısıyla ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Ama asistanlığa girdikten sonra belli bir süre sonra mutlaka dil seviyesini belli bir yere getirmesini aramak lazım. Çünkü dil olmadan bir aşamadan sonra dil olmadan akademisyenlik yani bilimsel çalışma yapılamaz. Yani mesela doktora tezini iyi dil bilmeden doktora tezi yazamazsınız. İyi bir doktora tezi yazamazsınız. Yani vasat bir şey yazarsınız ama iyi bir doktora tezi yazamazsınız. Bunda en tipik örnek Kemal Gözler'dir. Biliyorsunuz idare hukuku, anayasa hukuku. Kemal Gözler bizim Ankara Hukuk'ta asistandı. Daha sonra Bordo'da biz beraber doktora yaptık. O benden 2 sene öncedir ama aynı yerde, aynı zamanlarda kaldık. Kemal Çanakkale'nin bir köyünde okumuştur. Lisede normal lise mezunudur. Asistan olduğunda hiç dil falan bilmiyordu. Sıfıra yakındı dili. Daha sonradan kendi çabasıyla çok iyi dil öğrendi. Ama mesela o zamanlar hani çok yüksek dil barajı konulmuş olsaydı Kemal Gözler asistan olamazdı Ankara Hukuk'ta. Ki yani çok iyi bir akademisyendir bana göre. Hani belli görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız. O başka bir konu ama objektif olarak baktığımızda Türkiye'deki hukuktaki son dönemlerdeki en parlak akademisyenlerden biridir bana göre. Yani o yüzden hani bizim cumhuriyetin şöyle bir fonksiyonu var biliyorsunuz. Yani köylü çocuklarını da Anadolu çocuklarının da sisteme dahil edilmesini sağlayan bir eşitlikçi, fırsat eşitlikçi bir fonksiyonu var cumhuriyetin. Bana göre Cumhuriyet devriminin zaten en önemli fonksiyonlarından biri budur. İşte ben de ne bileyim bir Mersin'in Mut ilçesinde bir postacı çocuğu olarak ben hani şu anda bu konumlara geldim. Bu da Cumhuriyet'in fırsat eşitliğinin bana sağladığı bir şey. Dolayısıyla bunu sağlamak lazım. Yani belli bir noktaya geldikten sonra herkes tabii çok elitist olmaya meyilli oluyor. Aman işte onlar giremesin, şöyle olsun. Mesela merkezi üniversiteye merkezi sınavın kaldırılmasına ben bu yüzden çok karşıyım. Kaldırılırsa ne olur? İşte biliyorsunuz Türkiye'de sistemi. Aman işte her üniversite, her fakülte kendi öğrencisini kendi seçsin. Bu tamam ilk başta çok cazip gibi geliyor ama kendi seçerse bakın ne olur söyleyeyim. Bana bir arkadaşım söyledi. Bir üniversitemizin adını vermeyeyim. Ankara'da çok köklü bir devlet üniversitemizin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin asistanlarının %80'inin dedi ya annesi ya babası o üniversitede öğretim üyesi dedi. Ne oluyor? Çünkü asistanlığa girişte merkezi sınav yok. Yani bizde de üniversiteye girişte eğer her üniversite kendi seçsinine gelirse iş ne olur ben size söyleyeyim Ankara Hukuk'a işte yılda 800 öğrenci alınıyor. Hepsi ilk 5000'den alınıyor şu anda. O sistem gelirse işte efendim üniversite kendi seçsine gelirse o 800 öğrencinin yarısı işte hocaların işte bilmem üst düzey bürokratların bilmem kimlerin işte yakını vesaire olur. Bunu kaçınılmaz bir şekilde böyle olur. Dolayısıyla ben asistanlığa girişte de yani bu şekilde bir elitist bir yaklaşımın olmaması gerektiğini, yani fırsat eşitliğinin mümkün olduğunca sağlanmasını gerektiğini düşünüyorum. Ama bu da şuna sevk etmemeli, yani kalitesizliği de teşvik etmemeli. Yani belli bir aşamadan sonra mutlaka mesela dil öğrenmeyi zorunlu tutmak lazım. Yani dilin belli bir seviyeye gelmesini de zorunlu tutmak lazım. Bugün mesela uzman yardımcısı olmak için KPDS mi oluyor dil sınavı, ÜDS ya da neyse. Uzman yardımcısı olmak için mesela 80 aranıyor alt seviye. Ama yardımcı doçentliğe hatta doçentliğe atanmak için 65 dil puanı yeterli görülüyor. Mesela bu da aslında kaliteyi düşürüyor bir aşamadan sonra. Evet biraz çok konuştum ama. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, arkadaşlar bitirmek üzereyiz. Süremiz doluyor. Bir soru daha alabilirim varsa. Yok galiba. Tekrar beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz uzattık galiba süreyi ama kusura bakmayın. İnşallah yararlı olmuştur. Ayrıca da sorularınız olursa her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Profesör Doktor Ali Ulusoy'a plaketini